Lirik haritası yayınlandığından beri oyuncular arasında çok sayıda tartışmaya yol açtı. Bugün size Lirik haritasının yaratım sürecinden bahsetmek istiyoruz. Lirik haritasının temelleri aslında bir fincan kahveye dayanıyor. PUBG Mobile kesinlikle çok eğlenceli ama bazen bir maç yapmak çok fazla zaman alıyor. Genellikle çalışma saatlerim uzun ve oyuna çok az zaman ayırabiliyorum. Yapımcımız geçen yıl bu oyuncuyla bir kafede tanıştığında bunları duymuştu. Yapımcımız da daha önceden aynı konu üzerinde düşünüyordu. Bu yüzden hemen aynı gün içinde geliştirme ekibiyle görüştük. Oyuncuların boş zamanları kısıtlı olduğunda PUBG Mobile oynamanın tadını nasıl çıkarabilirler? Toplantı ve bir miktar kullanıcı araştırması sonrasında bu fikri buldular. Daha az zaman gerektiren, daha yüksek tempolu ve daha küçük bir harita geliştirmek. Böylece oyuna özel eşsiz Lirik haritası ortaya çıkmış oldu. Lirik sadece 2 kilometreye 2 kilometre boyutuyla PUBG Mobile'deki en küçük klasik Battle Royale haritası. Bir oyunu tamamlamak sadece 15 dakika sürüyor. Oyuncular sadece 15 dakikada çorba parasını cebe indirebilir ve heyecanın tadını her yerde her zaman çıkarabilir. Tabii ki daha yüksek tempo ek olarak yeni özel PUBG Mobile haritası olarak daha ilginç içerikler de oluşturmalıydık. Sıra bir sonraki soruya gelmişti. Haritanın teması ne olacaktı? Bir gezi için ilk defa Kuzey Avrupa'ya gittiğimizde karşılaştığımız manzaraları ve deneyimi hatırladık. Kuzey topraklarındaki bu çeşitliliğin ve güzelliğin uyum içinde bir arada olduğunu görmek bizi büyülemişti. Bu eşsiz güzellikteki manzarayı PUBG Mobile ile birleştirmenin bir yolunu bulmamız gerektiğini düşünmüştük. Ve sonunda bu fırsatı yakalamıştık. Ayrıca birçok zorlukla da karşılaştık. Mesela bu küçük haritanın içine karlarla kaplı dağlar, sönmüş yanardağ, Lupinfeld, şelaleler ve kaplıcalar eklemek yüksek görsellik kalitesini korumak zor olmuştu. Bu haritadaki doku görüntüleri diğerlerinden 3 ila 4 kat fazlaydı. Ancak görüntüleri fazla ayrıntılı yaptığımız için oyuncuların donma gibi sorunlarla karşılaşmasını da istemezdik. Bu yüzden bu teknik zorluğun üstesinden gelmeye çalıştık. Çeşitli modelleri test ettik ve çoğu oyuncunun beğendiği renkle uygunluğunu seçtik. Çeşitli telefon modellerinin sorunsuz olarak oynayabilmesi için bitki örtüsünün modelleme verimini ve kare hızını optimize ettik. Mevcut harita, kusursuz deneyim ve yüksek çözünürlüklü görünüm sunmasına rağmen zengin ayrıntılara sahip. Bazı oyuncular şelaleye girdiklerinde su akıntısının gerçekçi itiş gücünü fark etmiş olabilir. Lirik'in birçok yerinde buna benzer gerçekçi ayrıntıları ve deneyimleri tasarladık ve haritaya ekledik. Örnek olarak karlı dağ bölgesini ele alalım. Dağın zirvesinden eteklerine kadar karın kalınlığı, bitki örtüsü dağılımı ve çimenlerin renkleri rakıma bağlı olarak gözle görülür şekilde değişir. Birçok oyuncunun büyük kayaların arkasına saklanmayı sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden büyük kayalardan oluşan bir gösteri hazırladık. Örneğin sulak olan bölgelerde kayaların üzerinde yosunlar olacak ve karlı dağdaki kayalar bir miktar karla kaplı olacak. Böylece daha gerçekçi bir deneyim sağlanacak. Kuzey Avrupa'nın iklim özelliklerine uygun olarak Lirik'e ağaç, çalılık ve tundra gibi çok sayıda bitki örtüsü ekledik. Bunlar gerçek hayattaki dağılımlarına uygun şekilde farklı bölgelere dağıtıldı. Bitki örtüsü demişken yeni haritadaki çimenler hakkında da konuşmamız gerekir. Oyuncuların görsel alışkanlıklarına ve farklı mesafelerdeki taktik farklılıklara göre çimenlerin boyunu, sıklığını ve rengini defalarca test ettik. Çimenlere uzaktan veya yakından, yürürken, geçerken veya tırmanırken nasıl bakarsan bak eşsiz bir deneyim yaşayacaksın. Çim evlerin çatı tasarımı da oldukça ilgi çekici. Bu tür İskandinav çim evleri sanki peri masalından çıkmış gibi. Ancak işin aslı o kadar da toz pembe değil. Çim evlerin çatıları taktik birer rampadır. Çimenler ayrıca çatıdaki kişilerin bulunmasını da engeller. Aslında bunları birer pusu noktası olarak resmen tavsiye ettiğimizi söylemek istiyoruz. Denemeyi unutma. Aynı çim evlerde olduğu gibi görünüm kadar işin eğlence yönü de önemli. Bu yeni haritanın yüksek tempolu olmasını ancak Battle Royale heyecanı ve deneyiminin kötü etkilenmemesini umuyoruz. Örneğin haritadaki kaynak noktaları arası mesafe, oyuncunun harita üzerinde her yerde görebileceği en uzak mesafe ve alan sığınakları arasındaki mesafeler. Haritanın boyutuna göre bu ölçekleri kabaca küçültme imkanı yok. Yoksa her şey bir araya toplanır ve harita oynanamaz hale gelir. Bu mesafeleri düzenlemek için çok fazla zaman harcadık. Amacımız da oyuncuların olumlu bir oyun deneyimi yaşamasıydı. Ayrıca oyuncuların küçük haritalarda yüz yüze savaş ve final bölgesi savaş deneyimlerine de değer verdiğini biliyoruz. Bu yüzden bu iki konuyu ekipman toplama ve konum değiştirme sürelerini kısaltarak klasik harita deneyimleriyle aynı tuttuk. Böylece yeni harita daha eğlenceli oldu.
Daha önceki beta testinde bazı oyuncular Livik'te puan kazanma konusunda oldukça endişeliydi. Buna cevap olarak konu üzerinde ayrıntılı olarak düşünerek ve karmaşık tasarımlar geliştirerek herkesin yeni harita ve diğer klasik haritalarda aynı zamana karşılık aynı puan oranı elde etmesini sağladık. Puan kaybetmekten mi endişeleniyorsun? Endişelenme. Çünkü puan yok. Sadece eğlenmene bak. Ayrıca maksimum oyuncu sayısı düşünüldüğünde Livik diğer klasik haritalardan oldukça farklı bir yer. 100, 80, 60, 50, 40 ve diğer oyuncu sayısı üst sınırları için birçok test gerçekleştirdik. Oyuncu akış erisi test verileri sayesinde yeni haritanın nihai maksimum oyuncu sayısına karar verdi. 52 kişi. Oyuncu sayısı az olsa da birkaç kaynak noktası bulunduğunda yine de bir araya gelerek iniş yapmak zor değil. Bu yüzden orta ölçekteki kaynak noktalarını önemli ölçüde arttırdık. Böylece nasıl oynamak istediğine kendin karar verebilirsin. İster saldırgan, ister gizlenir. Buna ek olarak daha fazla silah seçeneği de var. Livik'e hafif makineli P90 ve yeni nişancı tüfeği MK12 eklendi. Bunlar oldukça kullanışlı seçenekler. Herkesin final bölgesine bu silahlarla girmek isteyeceğine eminiz. Pekala, buraya kadar izleyenler gerçek hayranlarımız olmalı. Bu yüzden size birkaç sır vermeye karar verdim. Kaplıcaların içindeyken saldırıya uğrarsan endişelenme. Burada çömelmek oldukça güvenli. Siperin yüksekliği seni koruyabilir. Unutmaman gereken şey ise el bombalarına dikkat et. Şelalenin uç kısmına özellikle bir motor botu ekledim. Yukarı sür ve aşağı uçur. Bu hissi çok seveceksin. Bu geniş sazlıkların fiziksel tepkisini geliştirir. Birileri hareket ettiğinde sazlıkların hareketini görebilirsin. Bu sefer ne yapman gerektiğini anlayacağından şüphemiz yok. Ayrıca birçok ilgi çekici konum daha var. Mesela... kendin keşfetsen daha iyi olur. Bu harita için Rafael Lim, PUBG Corp baş yapımcısı ve mobil birim yöneticisi de geçer not vererek Battle Royale oyun anlayışımızı bir kez daha sarstı. 새롭게 업데이트되는 모바일의 신규 맵 리빅은 북유럽을 배경으로 한 정통 Battle Royale 맵이면서 그와 동시에 짧은 시간 플레이를 선호하는 모바일 유저에게 최적화된 독창적인 맵이기도 합니다. 신규 맵 리빅을 플레이해 보시기를 여러분께 적극 추천드립니다. 그리고 펍지 모바일이 준비한 신규 맵을 통해 플레이어 여러분이 새로운 즐거움을 찾을 수 있기를 바랍니다. Evet, Livik sana yepyeni bir deneyim sunabilir. Çorba parası için hızlı ve küçük bir harita. Beğeneceğinizi umuyoruz. PUBG Mobile oyununu seven ve destekleyen tüm oyuncular sayesinde hiç durmadan eğlenceli içerikler üretmeye devam edeceğiz. Unutma, biz hiç uyumayız.